Hatırlıyor musunuz hanımefendi? Madem küpeye falana filana bu kadar karşı değildiniz. Karşımıza bu heyeti umumiyenin karşısına bir çocuk geldi. Hafif kırmızıydı böyle. Evet. Hissediyordum böyle kalçasını çıkarmış ve okuyordu. Evet. Siz ne dediniz? Olmaz. Türk halkına yanlış örnek olur. Neden? Dedi. Tabii ki bir sürü genç Türk halkının önünde. Olmaz. Bir dakika, neyi olmuyor? Hak Teala ona o duyguyu vermişse biz milletin belden aşağısını çok yanlış yere gidiyor. Ne alakası var ama canlı yayında? Hayır. Bu kadar böyle gencimiz varken bunu yapmak bana genci doğru gelmiyor. Ne alakası var gençle? Peki, yanlış şey yere gidiyor kendin yalnız. Kendin içinde böyle bir duygusu olmayan bir dakika, insana tamam, nasıl geliyorsun? Zorlayabilir, zorla böyle bir hale sokabilir misiniz? Zorla demiyorum ama küçücük çocuklar var, örnek olunuyor neden yani? E o zaman kadınlı sizler de örnek oluyorsunuz. E tabii ki biz de örnek oluyoruz. Yaptığımız iyi şeyle de kötü şeyle de biz de örnek oluyoruz. Ben örnek olmalı demiyorum ki. Tamam, o zaman herkesin kendine göre bazı durumları vardır. Örnek olunacak, alınacak, örnek alınamayacak. O çocuğun hakkı yendi ve ben sesimi çıkarmadım. Arkadaşımız buraya gelseydi. Evet. Biliyorsunuz ki konu olacaktı. Ne konusu olacaktı? Hareketleri, tavrı, tarzı. Ne olacaktı? Benim de birçok kırık arkadaşım var. Hayır, bir dakika, ne olacaktı? Gelecekti. Garip gelecekti. Ha. Böyle. Yeni durucu bir şey yapacaktı. Kendince bir şey diyecekti. Ne olur yani, ne olur. Ben bir şey olur demiyorum. Ama belki herkesten, istediği vardır, belki herkesten güzel okuyacaktı. Nitekim çok güzel okuyordu. Çok güzel okuyabilir. Siz gece rahat yatabiliyor musunuz bu çocuğu aldırmadığınız için? Valla ben çok rahat yatıyorum. Nasıl yatıyorsunuz gece vallahi rahat? Valla çok rahat yatıyorum. Ben hiç rahat yatamıyorum. Valla ben rahatım yani. Benim bir sorunum yok.